Türkiye büyük bir seçime, büyük bir erken seçime hızla gidiyor. Yarın yapılacak Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi formaliteden öteye bir anlam taşımazken, yapılan açıklamalar Türkiye'nin MHP destekli bir AKP azınlık hükümetiyle seçime gideceğini gösteriyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP-CHP koalisyonu konusunda son noktayı koymak üzere Perşembe günü bir araya gelecek. Başbakanlık resmi konusunda gerçekleşecek olan görüşme saat 14'te başlayacak. Pazartesi günü yapılan ve 4 saat 20 dakika süren görüşmenin devamı niteliğinde olan görüşmede, iki parti arasında koalisyon olup olmayacağı konusu bir sonuca bağlanacak. Ancak gelişmeler Türkiye'nin hızla bir erken seçime gittiğini gösteriyor. AKP-CHP koalisyonu konusunda en büyük engel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan gösteriliyor. Erdoğan'ın hedefi MHP destekli bir erken seçim. Emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel için düzenlenen madalya töreninden sonra gerçekleştirilen resepsiyonda basının sorularını cevaplandıran Erdoğan, Başbakan Davutoğlu'na MHP ile görüş mesajı verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yine aynı şekilde heyet temsilcileriyle yaptığı görüşmeler var. Bilemiyorum. Belki Sayın Başbakan onlarla da bu arada bir görüşme yapabilir veya yapacaktır. Erdoğan hükümet kurma konusunda anayasada öngörülen 45 günlük süreyi esnetme yetkisinin olmadığını açıkladı. 45 günün dışına taşan bir esnetme yetkim yok. Bunların hepsi benim 45 günlük süre içerisindeki atacağım adımlardır. Ama o kronolojik süreci nasıl değerlendiririm o biraz bana kalsın. Erdoğan Aksaray'da muhtarlarla yaptığı konuşmadaysa AKP ve Başbakan Davutoğlu'nu kastederek kendi ilkeleriyle de karşı düşüncenin örtüşmesi lazım. Herhalde örtüşmüyorsa intihar edecek hali yoktur dedi. Sayın Başbakan 45 gün içerisinde kendisinin de partisinin de inandıklarıyla mütenasip olabilecek bir ortak bulabilirse ama bir tekrar seçim ama farklı bir anlayışla bir ortaklık için adım atabilir. Erdoğan'dan gelen bu mesajların ardından Başbakan Davutoğlu da söylem değiştirdi. Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Davutoğlu, heyetlerin sunduğu raporu Kılıçdaroğlu ile değerlendirdik. Kılıçdaroğlu açıklama yapmadan açıklama yapmayı doğru görmem. Perşembe tarihi bir açıklama bekleniyor gibi görmemek lazım. Süreç yürürken kesin hükümlerle konuşulmamalı. MHP ile ihtiyaç hasılı olduğunda görüşülür dedi. CHP kanadındaki koalisyon beklentisi de ortadan kalktı. Kılıçdaroğlu Davutoğlu ile bugün saat 14'teki görüşmesi öncesinde önce Merkez Yönetim Kurulu'yla sonra da partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı devam ederken açıklama yapan Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Amacımız kırmızı plaka değil." dedi. Biz bir koalisyonun olmasını bütün yüreğimizle istiyoruz. İstiyoruz. Çünkü Türkiye'ye bir erken seçimin getireceği hem maddi hem manevi yüklerden endişe ediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun da MYK toplantısında Davutoğlu ile pazartesi akşamı yaptığı görüşmeye dair bilgi verirken, AKP bizimle hükümet kurmak istemiyor, ülkeyi ortak yönetelim diyoruz, hayır siz karışmayın diyorlar. Siz kırmızı plakalı araçlara binin gezin, hükümeti bize bırakın diyorlar. Böyle bir şey olmaz dediği ifade ediliyor. CHP kanadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 45 günlük süreyi esnetme yetkim yok açıklamasına da tepkili. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hiçbir zaman bu süreyi tam anlamıyla doldurduğu anda erken seçim düğmesine basacağını gösteriyor. İstediğini de istediği gibi bugüne kadar esnetti, esnetmeye de devam ediyor. Bakacağız, göreceğiz ama şu açıklamayı da aba altından sopa göstermek gibi bir şey görüyorum. Mesela MHP ile de alttan görüşüyoruz. Görüşebilirsiniz. Hani siz olmazsanız MHP de olur. Peki bu görüşmeleri kim yürütüyor arkadaşlar? Yani Cumhurbaşkanı mı? Sınırı mı? Bence herkes sınırını bilmeli. Ben bu noktadayım. AKP-CHP koalisyon ihtimali azalırken rota MHP destekli bir seçim hükümetine döndü. Uşak gezisi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, seçim ya da azınlık hükümeti kurulmadan erken seçime, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı karar doğrultusunda mevcut AKP hükümetiyle gidilmesi formülüne yeşil ışık yakmıştı. Bahçeli, meclis formülü için yapabilirler, niye yapmasınlar?
Önemli olan seçimse hepimiz sandığa gideceğiz demektir. Giderken şöyleydi böyleydi diye kafamızı fazla yormanın gereği yok demişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da AKP tarafından kurulacak bir azınlık hükümetine Kasım ayında erken seçime gidilmesi koşuluyla destek verebileceklerini söylemişti. Türkiye'nin Suriye politikasındaki fiyaskolarla devam ediyoruz. Türk üslerinin Amerika Birleşik Devletleri kullanımına açılması karşılığında sınırda bir güvenli bölge kurulacağı iddiası asılsız çıktı. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun dün yaptığı açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yalanlandı. Hükümet İncirlik başta olmak üzere Türkiye'nin Orta Doğu'yu kontrol açısından stratejik üslerini Amerika Birleşik Devletleri kullanımına açtı. İncirli'ye inen Amerikan savaş uçakları Suriye'de belirledikleri hedefleri vurmaya başladı. AKP hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı anlaşmada sınırda bir güvenli bölge kurulacağı da ifade ediliyordu. Bu konudaki son açıklama Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'ndan geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel için düzenlenen resepsiyonda açıklama yapan Sinirlioğlu, Suriye sınırına güvenli bölge kurulması için Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştıklarını söyledi. Güvenli bölgenin büyüklüğü konusunda da bilgi veren Sinirlioğlu, bölgenin büyüklüğünün doğu-batı yönünde 98 kilometre, derinliğinin ise 45 kilometre olacağını kaydetti. Ancak bu açıklamaya Amerika Birleşik Devletleri'nden yalanlama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, bizim anladığımız Türkiye bize IŞİD'e karşı hava saldırılarını artırmamız için üstlerine erişim hakkı verdi. Bir bölge veya güvenli bölge olmayacağı konusunda netiz, dedi. Mark Toner, Sinirlioğlu'nun güvenli bölgeye IŞİD ve PYD'nin girmesi durumunda hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri saldırıya geçecek açıklamasını da yalanladı. Toner, Türkiye'nin Suriye'de PYD'ye saldırmasına izin verir misiniz şeklindeki bir soruya da Türkiye ile bu konudaki anlayışımız saldırmayacakları yönünde cevabını verdi. Washington'dan gelen yalanlamalar üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı ise Müsteşar Feridun Sinirlioğlu'nun açıklamalarına itibar edilmemesini istedi. IŞİD terör örgütü Türkiye sınırına yakıt istasyonu kurdu. Özellikle IŞİD'çiler iş makineleri ve araçların yakıt ihtiyaçlarını buradan sağlıyorlar. Düzenlenen operasyonlarla vurulduğu iddia edilen IŞİD terör örgütü sınıra akaryakıt istasyonu kurdu. Burası Gaziantep-Karkamış sınırında bulunan Cerablus bölgesi. Türkiye sınırına sıfır noktaya endek kazan IŞİD militanları bir ilke daha imza attı. Militanlar Türkiye sınırına çok yakın bir noktaya yakıt istasyonu kurdu. Türk yurdu köyünün tam karşısında bulunan bir tepe üzerinde yakıt tankları, IŞİD militanları tarafından kullanılan iş makineleri ve araçlarının yakıt ihtiyacını karşılıyor. Cerablus ilçesinin dört bir yanını hendeklerle kazan militanların kullandığı iş makinelerinin hepsinin yanına buralardan doldurulan yakıt dolu variller bırakıldığı görülüyor. Sayın seyirciler, Türkiye'de çatışma ortamı sürekli artarken Mardin'de konuşan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan "Eller tetikten çekilmelidir" açıklaması geldi. Demirtaş, "Yarın değil, haftaya değil, bugün bu saatte barışı hemen istiyoruz" dedi. HDP'den "eller tetikten çekilsin" çağrısı geldi. Mardin'de konuşan HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, "Eller tetikten çekilmelidir. Yarın değil, haftaya değil, bugün bu saatte barışı hemen istiyoruz" dedi. "Eller tetikten çekilmelidir. Yarın değil, haftaya değil, bugün bu saatte barışı hemen şimdi istiyoruz. Ve adım adım sorunlarımızı tıpkı bir ilmeği çözer gibi çözmek istiyoruz. Bunun başlangıcı da silahların susturmaktan geçiyor. Ama siz ancak siz. Silahlar susmalı ve diyalog kanalları, müzakere kanalları açılmalıdır. Silahları susturun, karşılıklı ateşkes pozisyonuna dönün ve siyasete çözüm imkanı. Sivil siyasete çözüm olanakları tanıyın. Toplum bunu istiyor, halk bunu istiyor."
Suriyeli mülteci sorunu giderek büyüyor. Sayıları 2 milyonu geçen mülteciler toplumsal dengeleri de alt üst etti. Sıkıntının en yoğun yaşandığı kent ise İzmir. 500 binden fazla Suriyeli İzmir'de. Amaçları ilk fırsatta Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya geçmek. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerli taşeronları aracılığıyla yürüttüğü Büyük Ortadoğu projesi milyonları yerinden yurdundan etti. BOP kurbanı yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli Türkiye'de. Bu rakam büyük sıkıntılara neden oluyor. Sıkıntının en yoğun yaşandığı kent ise İzmir. 500 binden fazla Suriyeli İzmir'de. Amaçları ilk fırsatta Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya geçmek. Kalacak yer bulamayanlar parkları istila etti. Basmane semti mülteci yuvası haline geldi. Kendilerini Yunanistan'a kaçırmak için para verdikleri kişilerden haber bekleyen mülteciler zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Simsarlardan haber alıp yola çıkanların bir bölümü ise Ege sularında can veriyor, bir bölümü de güvenlik güçlerince yakalanıyor. Seferihisar ilçesi açıklarında devreye gezen sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam adasına lastik bot yardımıyla kaçmaya çalışan sığınmacıları fark etti. Operasyon düzenleyen ekipler Suriye ve Irak uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 kaçağı yakaladı. Bu yıl başından bu yana 30 bine yakın mülteci bu şekilde yakalandı. Binlerce mülteci de Ege Denizi'nde can verdi. Aralarında arazi anlaşmazlığı olan akrabalar belediyede karşılaşınca birbirine girdi. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Akrabaların arazi tartışması kanlı bitti. Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay sabah saatlerinde Ataşehir Belediyesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amcaoğulları Ataşehir Belediyesi veznesinde vergi öderken karşılaştı. Amcaoğullarının gişede başlayan tartışması diğer akrabalarına da haber vermeleriyle belediye önüne taştı. Büyüyen silahlı kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Belediye önünde akrabalarını vuran zanlı gözaltına alınırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Seyir halindeyken faciadan döndüler. Motorundan patlama sesi gelen otomobil yolun ortasında yanınca yaşlı adam aracını kendi söndürmeye kalktı. Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı. Otomobilde bulunan yaşlı çift canlarını zor kurtarırken facia ucuz atlatıldı. Hüsnü Bey idaresindeki otomobil Kadırga rampasını çıktığı sırada motor kısmından alev aldı. Abi çık oradan, çık! Çık oradan! Motor bölümünde meydana gelen patlamayla birlikte yanan otomobilde bulunan sürücü ve eşi son anda otomobilin dışına çıktı. Sürücünün gömlekle söndürmeye çalıştığı yangına çevredeki bir vatandaş da elindeki yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken otomobil sürücüsü ve eşi bir süre yangının şokunu yaşadı. Olayla ilgili tutanak tutulurken yol bir süre sonra yeniden trafiğe açıldı. Sivas'ta ise elektrik trafosu taşıyan kamyonet alev alev yandı.
Ramazan Dereli idaresindeki kamyonet Malatya istikametinden Kayseri istikametine gittiği sırada Gürün ilçesi ziyaret mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevlere müdahale ederek yanan kamyoneti söndürdü. Sürücü Dereli olaydan yara almadan kurtulurken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Mecidiyeköy'de 9 katlı hukukçular sitesinin 7. katında bulunan bir hukuk bürosunda tüp patlaması sonrası yangın çıktı. Yangın Şişli Ortaklar Caddesi üzerinde bulunan hukukçular sitesindeki bir binanın 7. katında yaşandı. İddiaya göre katın temizlik görevlisi olan kadın, temizlik tüpünü değiştirmek isterken ortalık bir anda alev aldı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen ilk yardım ve itfaiye ekipleri, vatandaşları binadan tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Yangın söndükten sonra binada büyük hasar oluştuğu görülürken dumandan etkilenen vatandaşlara da oksijen maskesiyle ilk müdahale yapıldı. İşte nasıl ineceksiniz aşağıya? Anca böyle olması gereken o. Biz zaten müdahale ediyoruz. Dumanı tahliye edip sizi oradan zaten çıkarız. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan vatandaşlarsa içeride çok yoğun duman olduğunu ifade ederek içeride 8 kişiydik, 3'ümüz çıktık, diğerleri geliyorlar dedi. 4. katta dairenin birisinde tüp patladı. Tüp patladı. Evet. Temizlemeye gelen kadın tüpü patlatmış. Temizlikçi kadın evet. Patlatmış abi. Dairenin içinde. Kaçıncı kat abi? 4. kat. Ne orası? İş yeri. Hukuk bürosu. Hukuk bürosu. Evet. Temizlikçi kadın. Yaralı var mı abi? Yok. Sırada İstanbul'dan ilginç bir araba kurtarma görüntüsü var. Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı yanında bulunan otoparkta aracını park eden Kanadalı turist otomobilinin el frenini çekmeyi unutunca geri geri kaymaya başlayan otomobil denize düşmekten son anda otomobilin kaputuna oturan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay saat 13 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Kiraladığı otomobille Dolmabahçe Sarayı'nı gezmeye gelen Pakistan uyruklu Kanada vatandaşı Şeriat Bak, otomobili park ettikten sonra aile fertleriyle araçtan indi. Aracın el frenini çekmeyi unutan Bak, otopark görevlisiyle konuşurken bir anda aracın geriye doğru kaydığını fark etti. Hemen aracına koşan Bak, otoparkta bulunan vatandaşlarla birlikte otomobilin kaputuna oturarak aracın denize düşmesini önledi. Oraya kadar gideceğiz galiba. Çevrede büyük panik yaşanırken otoparka polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler aracın ön kısmına bağladıkları iple otomobili demirlere bağladı. Gelen kurtarıcı araçlarsa otomobil bulunduğu yerden çıkartıldı. Galiba arabayı kiralanmış bir şirketten. Müze ziyaretine gelmiş. Arkadaşları indikten sonra o da inmiş. El freni çekmemiş galiba. Bir baktık araba gidiyor. Yani araba boştayken gidiyor. Peşinden koştuk yakaladık yani. Bir kısmı işte arkadaşlar vardı etrafta. Motor kısmı vardı. Motor kısmı kalmış. Yani böyle yakaladık kurtardık. Yeri geri kaymaya başladı. Denize şey yapınca zaten arka tarafı denize inmiş. Biz on kaportanın üstüne yattık. Arabayı bırakmadı denize insin. El freni çekmemiş. Boşa bırakmış. Arabada da park halindeyken geri kaymaya başlamış. Söz duyunca araba denize gidince oradan biz de koştuk. Evet, bugünlük de haberlerimiz bu kadar. İyi akşamlar diliyoruz sayın seyirciler. Hoşça kalın.